Türkçe öğrenen yabancılar için tasarladığımız bu eğitim serisinin ilk bölümünde dil ve toplum ilişkisinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dil, toplumun kültürel ve sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumun yaşantısı, inançları, gelenekleri ve tarihi mirası dil aracılığıyla yansıtılır. Bu bağlamda dilin toplum üzerindeki etkisi oldukça derindir. Dil, bireyler arasında iletişim ve anlaşma sağlamanın yanı sıra toplumun kimliğini oluşturur. Toplumun değerleri, normları ve yaşam tarzları dilin içinde bulunduğu yapıyla doğrudan ilişkilidir. Bir toplumun değer verdiği kavramlar veya kültürel motifler o toplumun dilinde de yansımasını bulur. Örneğin, misafirperverlik kelimesi Türkçe'de sadece misafir ağırlama anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda misafirlere gösterilen saygı, sevgi ve özeni ifade eder. Bireyler içinde bulundukları topluma ait duyguları, düşünceleri ve deneyimleri ifade ederken bu ifadeler dil aracılığıyla gerçekleştirilir. Dil ve toplum arasındaki ilişki, insanların bir arada yaşadığı kültürel ve sosyal bağlar kurduğu temel yapı taşlarından biridir. Doğru ve etkili konuşmayı öğrenmek, bir dille ve sonrasında o dilin konuşulduğu toplumlarla olan bağımızı ne ölçüde etkiliyor? Hiç düşündünüz mü? Doğru ve etkili iletişim, bir toplumun dayanışmasını, bireyler arasındaki ilişkileri ve bilgi akışını güçlendirir. Dilin düzgün kullanılması, toplumda anlaşılabilirlik ve etkili iletişim sağlar. Ayrıca dilin doğru kullanımı, kültürel değerleri korumaya ve iletişimde anlam kaybını en aza indirmeye yardımcı olur. Bu durum, toplumsal etkileşimi artırarak toplumun birbirine daha yakın olmasını ve birlikte daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlar. Bir bireyin hem profesyonel hem de kişisel yaşamında başarılı olabilmesi için etkili iletişim kurabilme yeteneği büyük önem taşır. Etkili konuşma, doğru ifade yeteneği, vurgu, tonlama, beden dili ve sesin uygun kullanımı ile ilgilidir. Diksiyon. Doğru ve etkili konuşmayla diksiyon arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Diksiyon, bir bireyin sesini, konuşma tarzını, telaffuzunu ve genel konuşma becerilerini ifade eder. Bu, dil bilgisi, vurgu, tonlama, akıcılık ve sözcüklerin doğru kullanımı gibi unsurları içerir. Doğru diksiyon, kelimelerin doğru telaffuz edilmesi, vurgulanması ve ifade edilmesi sürecinde özenli ve anlaşılır bir iletişim sağlar. Dilin doğru telaffuz edilmesi, vurgulanması ve ifade edilmesi etkili konuşma pratiğinin bir parçasıdır. Diksiyon, kelimelerin, cümlelerin ve ifadelerin açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Etkili konuşma, düzgün diksiyonun bir sonucu olarak hem duyguların hem de düşüncelerin net bir biçimde ifade edilmesine olanak tanır. Bu nedenle diksiyon ve etkili konuşma birbirini tamamlayarak bireyin karşısındaki kişilere doğru ve etkili bir şekilde mesajını iletmesine yardımcı olur. Türkçe'de doğru diksiyon, kelime vurgusu, tonlama, sesin uygun kullanımı ve anlaşılır konuşma biçimiyle yakından ilişkilidir. Bunun yanı sıra doğru diksiyon, anlaşılır bir iletişimin temel taşı olarak bireylerin karşılıklı anlayışını ve iletişimini arttırır. Bu bölümde doğru ve etkili konuşmanın ne demek olduğunu ve önemini öğrendik. Gelecek derslerimizde daha fazla detaya inerek Türkçeyi daha etkili bir şekilde konuşmayı öğrenmeye devam edeceğiz.